Selamünaleyküm arkadaşlar. Epey zamandır video çekmiyorduk. Size aslında ta geçen seneden bu zamana çektiğimiz videolarda en çok sorduğunuz soru olan çadırda küçük baş olur mu? Kaç metrekare? Sağlıklı oluyor mu? Gibi sorularınıza binaen bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar çadırda küçük baş olayından gayet memnunuz. Biz aslında bu kararı verirken sizin gibi biz de çok zorlandık. Yukarı tarafta normal taş yapımız vardı. Koyun çoğalınca taş yapımı, çadır mı karar veremedik açıkçası. Bu kararı verirken avantajlarını ve dezavantajlarını düşündük. Çadırda karar kıldık. Tabii bu çadırı çok araştırdık. Ankara'da bir firma bulduk, ona yaptırdık. Yine Amasya'da aynı firmadan Merzifon'da yapan bir kişinin örneğini gördük. Bu firmaya yaptırmaya karar kıldık. Burada karar verirken tabii ki taş yapı gibi çadırın sağlam olmayacağını biliyorduk. Ama kurulumunun bir gün içinde tamamlanması ve istediğin zaman çadırın başka bir yere taşınma durumu bizi çadır yaptırmaya yönlendirdi. Çadır gördüğünüz gibi 8'e 16 metrekare, 128 metrekare, 8 çarpı 16. Havalandırmalarını iki kapı görüyorsunuz. Traktör girebiliyor iki kapıdan da. Pencereleri biz Pimapen yaptırdık. Oradaki abimizin tavsiyesiyle. Buna ekstra ücretliydi tabi. Öncelikle 8 çarpı 16 metrekareyi 2 sene önce 24 bin liraya yaptırmıştık. Tabi içinde gördüğünüz şu behniler, yani yemlikler dahil değil. Bunu da kendimiz yaptırdık. Onlara da yaklaşık 6 lira harcandı. İşçilik kendimize ait. 30 liraya mal ettik. Şu anda tabi kur fiyatlarının farkıyla da fiyatlar herhalde ikiye katlanmıştır diye düşünüyorum. Yaklaşık taş yapı yaptırsaydık da 3 aşağı 5 yukarı 30-40 civarına mal olacaktı. Fakat işçiliğimiz bir ay sürecekti. Köy yerlerinde işçilikle uğraşmak zordur. Çadırı gece 1'de getirdiler. Ertesi gün 5'e kadar kurdular gittiler. Çadırda tabi bu yalıtımlı alev yürümez bir çadır. Kış şartlarında üstünde kar durmuyor. Arkadaşlar aynı zamanda çadırda küçük başta havalandırmanız güzelse içinde nemlenme damlama da yapmıyor. Fakat yerlerimiz şu anda çamur. Bunun sebebi koyunlar şu anda dışarıda yaylımda olduğu için, yeşillik olduğu için. Yeşillikten dolayı yerler çamur oluyor. Koyunlar altını ıslatıyor. Bu da normal şu anda. Ama kışın daha kuru olacaktır. Kesinlikle kesinlikle damlama yapmıyor. Sıcaklık gayet güzel. Bir sene koyunlar kaldı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Aydınlık gündüz görüyorsunuz. Çok aydınlık. Burada tabii avantajları bunlar. Biz bunu istediğimiz zaman buradan alıp başka bir araziye de monte ettirebiliriz. Havalandırma sistemi güzel. İşçiliği kolay. Tabi dezavantajı ne? Herhangi bir ne bileyim bıçaktır ya da herhangi bir şeye darbeye karşı sağlam. Normal yapılar gibi sağlam değil.
taş duvarlar gibi sağlam olmuyor. Buna da dikkat ederseniz daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi buralar burada koyunumuz da doğurmak üzere birazdan. Koyuna göndermedik. Koyunların çoğu yavruladı zaten. Şu kısmı da böldük. Kuzuluk yaptırdık. Şu anda kuzular burada değil ama yine kendimiz yaptırdık. Şu kenarları hep tahta kendimiz yaptık ki koyunlar, keçiler çadıra zarar vermesin diye. Şurada da bir servis kapısı ekstradan istedik. Buradan da yine bir kapı vererek gerektiğinde koyunları oradan da salabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, burada önemli olan çadırı kime yaptırdığınız. Kullanılan malzeme gördüğünüz gibi 4 parçadan oluşuyor. Bakın, keçesi var, yalıtım malzemesi var, çadırı var. İçeride de ayrı bir 4 parça malzemeden oluşuyor. Zaten diğer videolarımızda da hep gördüğünüz gibi bunun içinde çok video çektik. Geçen seneye ait. Oradaki videolardan da çadırın kışınki durumunu görebilirsiniz. Bir de dıştan video alayım. Pencereler istediğin zaman kapanıyor, istediğin zaman açılıyor.